Aferin kızım. İkinizin bir aynı bisiklete binmeniz olması lazım. Balıkesir'de doğmuşum. Baba tarafım Üyeli. Anne tarafımın babası Bartınlı, annesi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden. Yani eski adıyla Eğinli. İlkokul sıralarındayken abimi özel olarak gelen ekipler seçmişler ve Radyo Çocuk Saati'nde ondan yararlanmaya başlamışlardı. O yıllarda iki tane radyo vardı Türkiye'de, Ankara ve İstanbul radyoları. Abim bana bir gün dedi ki, ben dedi seni oranın sınavlarına sokacağım. İnanıyorum sen de başarılı olacaksın dedi. Ve ortaokul sıralarındayken beni sınava soktu. Süreyya Arın deyince tanımayan büyük küçük kimse yoktu. Peşinden Suha'yı götürdü. Bunlar başladılar iki kardeş skeçler yazmaya, programlar yapmaya. Babaları da radyoda konuşmalar yapardı orman hakkında. Bir kere sesleri de müsait, diksiyonları da çok mükemmel. Sağdan soldan mektuplar yağıyor. Bizim aile öyle olmuştu ki sanki medyanın bir şubesi. Lise son sınıfta matematikten tam bir yıl bekledim. İş aramaya karar verdim. Hoş o sırada abim bir reklam ajansında spikerlik yapmaya başlamıştı. Bu ansiklopediden sayfaları sonra abim bana da önerdi. Sen de yaz dedi. Para kazan dedi. Peki dedim ben. Bir hafta o yazardı, bir hafta ben yazardım. Ve biz Türkiye'nin en popüler radyo programlarından birini yaratmış olduk böylece. Bir gün bir telefon geldi. Telefondaki ses, ben dedi Tevfik Kumaş, Öğretici Filmler Merkezi'nden arıyorum sizi. Bizim dedi Öğretici Filmler Merkezi'nde senariste ihtiyacımız var. Ve dedi arıya araştıra sizi bulduk, sizin peşinize düştük. Sonra abimle birlikte Öğretici Filmler Merkezi'ne gittik. Bana çok çarpıcı geldi. Bir film dünyasına ilk defa giriyordum. İşte o yıl sanıyorum 1964 yılıydı. Orada göreve başladım. Dediler ki sana trafik konusunu veriyoruz. Trafik emniyetiyle ilgili bir senaryo yaz. Hedef kitlem kim olacak dedim. İlk ve ortaokul çocukları dediler. Peki dedim ben. Onlara hitap edecek şekilde bir senaryo kaleme almaya başladım. Bitirdim, gösterdim. Ay çok güzel olmuş, harika olmuş dediler. Beni onurlandırdılar. Dediler ki bunu sen çek, sen yönet dediler. Dedim ki ya ben nasıl yönetirim? E canım çok güzel senaryo yazdın işte. Yönetimde de başarılı olursun sen. Ama ben dedim film çekilirken hiçbir zaman film setinde, film ekibinde görev almadım ki. Kanada'da dediler 6 ay kadar bu işin kursunu gören bir öğretmen arkadaşımız var. Kamerayı o kullanır. Beraber onunla birlikte bunu çekersiniz dediler. Ve Ayhan Eyikan'la beraber biz yollara düştük ve Trafik Emniyeti filmini çektik. O benim yönettiğim ilk filmdi ve yıl 1964'tü. Abim Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun daveti üzerine mütercim spiker olarak ondan yararlanmak istediler. Bir sene sonra tutturdu Süreyya, Suha'yı Amerika'ya aldıracağım, ben onu okutacağım. Abim Amerika'dan bana bir mektup yazdı, dedi ki Suha dedi, TRT kurulacak ve Türkiye televizyon gelecek yakın bir gelecekte. Sen buraya gel, televizyon eğitimi gör ve bunu ilk bilenlerden biri de sen olmalısın. Ve ben karar verdim, peki dedim. Bu işi daha iyi ve yerinde öğrenmek üzere 1965 yılı sonbaharında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. İlk televizyonu Roma'da uçak durup mola verdiğinde gördüm. Ve de heyecanlandım. Sonra başkent Washington'da abimin evinde gördüm. Ve hayatın bir parçasıydı orada televizyon bütün insanlar için. Bir sürü kanal seçeneği vardı. O beni çok şaşırttı. Sabaha kadar elimde kumanda aleti. İlk gece hiç unutmam sabaha kadar televizyon kanallarında gezindim heyecanla. 1965-66 ders yılında Washington DC'deki Howard Üniversitesi'nde sinema televizyon tahsilime başladım. Bu arada bir yandan da çalışmama devam ediyordum. Önce Capitol Film Laboratuvarlarında çalıştım.
Laboratuvarda 16 ve 35 milimetre makineler vardı. Seslendirilecek filme göre o makinelere ruloları ben takardım hemen. Tonmeisterliğin, ses örgüsünün bir film için ne denli önemli olduğunu ben o makinistliğim sırasında öğrendim. Daha sonra terfi ettim. Beni ses kayıt bölümüne aldılar. Ses kayıtçısı olarak çalışmaya başladım. Hiç unutmam. Bak, Michael adında bir profesör bir mektup yazmıştı bize. İşte yazıyor, benim diyor birçok öğrencim oldu. Sayıyor Alan Ladd'ler, başka daha birçok ünlü. Fakat ben bugüne kadar bu çapta bir öğrenciyle karşılaşmadım. Siz ne kadar iftihar etseniz yeridir gibi. Bunlar bizim için büyük övünç kaynakları oluyordu. 1966-1970 yılları arasında 4 yıl süreyle devam ettiğim Harvard Üniversitesi'nde unutamadığım hocalarımdan biri de Nicholas Reed idi. Yılda bir tane belgesel film yapardı. Ve o yaptığı filmlere de bizi götürürdü, çekime katardı. Üretim içinde eğitimin ne demek olduğunu ben onun film çekimleri sırasında çok daha iyi öğrendim. 1967 yılında abim Süreyya Arın Türkiye'ye geri dönünce ben orada yalnız kaldım. Ve Amerika'nın sesinden o ayrıldıktan sonra bu defa aynı kuruluş bana başvurdu. Bizde çalışır mısın dedi. Ben de seve seve kabul ettim. 1969 yılında Türkiye'de televizyon yayınları başlayınca da TRT'nin Washington muhabirliğini yapmaya başladım gönüllü olarak. Oradan haber filmleri yolladım. Türkiye radyoları için haber geçtim. Ve bu arada unutamadığım çok ilginç bir anım da 1969 yılındaki Ay'a yolculuktur. 1969 yılının Temmuz ayında gerçekleşen bu olayın Türkiye'ye yansıtılmasında birçok muhabir görev aldı. Bu görev alanlardan biri de bendim. Ve insanoğlunun Ay'a ayak basma anını bütün Türkiye benden izledi. Şimdi bir gün bir hanım aradı beni. Dedi ki NBC Genel Müdürü sizden bir randevu talep ediyor dedi. Hangi konudaydım? Bir iş konusundaydı. Neyse uzatmayalım, ben gittim NBC Genel Müdürü'ne. Buyurun dedim, sizi dedi NBC'de çalışmaya davet ediyorum dedi. Ne olarak dedim? İlk 6 ay yönetmen yardımcısı olarak çalışacaksınız. İşte şu kadar maaş alacaksınız, bunu garanti ediyorum. 6. aydan sonra da inanıyorum ki yönetmenliğe terfi edeceksiniz. Ve ondan sonra alacağınız paranın haddi hesabı işte yok dedi neredeyse. O kadar büyük bir ufuk açıyordu bana. Biraz düşündüm, peki dedim. Hemen doldurun dedi. Bana bir müracaat formu verdi, başvuru formu. Şaşırdım. Dedi ki çok acil, biz dedi başlatalım prosedürü bir an evvel dedi. Peki dedim, işte adı, soyadı, ana adı, baba adı filan. Bir soru daha var birinci bölümde. Bir Amerikan vatandaşı mısınız? Soruyor. Dedim ki burada Amerikan vatandaşı olup olmadığım sorusu var. Ben dedim Amerikan vatandaşı değilim. Biz dedi sizi bir hafta içinde Amerikan vatandaşı yaparız dedi. Doldurun devam edin, orayı boş bırakın dedi. Bir hafta içinde Amerikan vatandaşı olmak. O zaman çifte vatandaşlık yoktu. Hem Türk vatandaşı hem Amerikan vatandaşı olamazdım. Ben dedim düşüneyim bunu dedim. 24 saat izin istedim kendisinden. Ve o gece sabaha kadar uyumadan düşündüm. Ertesi sabah önce gittim Amerika'nın sesinde müdürümüze. Ben dedim Türkiye'ye dönmeye kesin karar verdim dedim. Şaşırdı o da. Ne oldu, sizi kıracak bir şey mi yaptık dedi. Hayır dedim. Yetti gari dedim. Ben dedim 8 senedir Amerika'dayım ve sıkıldım. Ve artık dönsem iyi olacak. Sonra 1973 yılında Türkiye'ye dönüş yaptı. Dönüş yaptıktan sonra bir arama dönemi vardır. Ne yapabilirim diye. Orada da birçok teklifleri geri çevirerekten gelmişti Türkiye'ye. O bir böyle bir kısa bir dönem, büyük bir bunalım dönemidir o. Benim amacım filmler yapmak, bir de üniversitede bildiklerimi genç kuşaklara aktarmaktı. Ama üniversite daima ağır basıyordu. Onun için o sırada Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı olan Basın ve Yayın Yüksek Okulu vardı ve başvurumu oraya yaptım. Başvurum kabul edildi. Dediler ki yalnız güvenlik soruşturmasının sonucunu beklemek zorundayız. Onun için TRT'ye başvurmaya karar verdim. 12 Mart dönemi henüz tümüyle geçmemişti ve televizyon daire başkanı da emekli bir askerdi. Benim dosyamı görür görmez şaşırdı.
böyle bir özgeçmişe sahip hiç kimse yok televizyonda dedi. Düşündü, taşındı. Benim dedi her şeye rağmen sizi birinin emrine vermem lazım. Kimin emrine verirsem vereyim, emrine verdiğim kişi bu işi sizden daha az bilen bir kişi olduğu için büyük terslik olacak. Ve dedi bu iş yürümeyecek. Yani 6 yıl süreyle Washington muhabirliğini yaptığım TRT kurumu 6 yıl sonra beni ders vermek üzere bile bünyesine almadı. Refüze etti, reddetti. Bu bende büyük bir şaşkınlık ve yıkım yarattı. Bir gün geldi bana dedi ki anne televizyona gidiyorum. Sen çok okumuşsun. Sen bize yaramazsın diyorlar. Benim saham başka yerde geçmiyor. Ben Türkiye'de aç kalacağım. Aman oğlum ne olursun. Hemen sabırsızlanma. Mutlaka bulunacaktır. Ve benim aklıma birdenbire Çelik Güler soru geldi. Ne olursun dedim babasına. Çelik'le bir konuşsanız. Hakikaten dedi baba. Suha dedi. Çelik'e gitsene oğlum dedi. Akrabamızdır. Sonra 1975 yılında geldi İstanbul'da beni buldu. Teklifi aynen tekrarlıyorum. Abicim ben bu televizyon sanatını okudum. Günüyle öğrendim, çalıştım. Türkiye'de baki olan bir alana girmek istiyorum. Belgesel yayıncılık, belgesel filmcilik. Konuda bir şeyler yapılmış tabii ama göz doyuran ve uluslararası standartta, altını çiziyorum. Dış kalitede bir şey yapımı ortada yok. Ben bunu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Bana bu şansı verir misiniz dedi. Dedi ki inanılmaz bir şey bu Suha dedi. Hemen telefona sarıldı. Halkla İlişkiler Müdürü'nü çağırdı. Dedi ki hani dedi bugün sabahleyin dedi seninle bir konuyu konuşmuştuk ya. Karşıdaki evet diyor. İşte dedi bana bir adam bulun. Belgesel film yaptırmamız gerekir. Artık çağımız sinema, televizyon çağı. Bu kitap hali kitaplar artık insanlar okumuyor eskisi gibi. Bunları aynı zamanda film haline de getirmek lazım demiştim ya. Karşıdaki herhalde evet diyor ki. İşte dedi, o aradığımız adam kendi ayaklarıyla geldi dedi. Ben niye tehalükle kabul ettim? Kendisinin sanat tarafını biliyordum. Yani sırf bir öğrenci olup olmakla kalmadığını, büyük bir potansiyel taşıdığını Ankara'dan görmüştüm. O dönemin olumsuz şartlarına rağmen ben etrafıma kabul ettirdim ve Suha'yı film yapımcısı olarak angaje ettik. Sonra bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu danışma kurulunda rahmetli Arif Müfit Mansel başkanlık görevini yaptı. Onun başkanlığında toplanan danışma kurulu Anadolu uygarlıklarından izler diye bir diziyi başlatma kararı aldı. Ve dizinin ilk filmi de Hititler, Hitit uygarlığı olacaktı. Ve ben Hitit sanatını ve kültürünü yansıtan ilk belgeselimi Türkiye'de yapacaktım. Ve abim film çekimlerine başladı. Benim de katılıp katılmayacağımı sordu. Çok ilginç geldi ve hevesle katıldım. Hem ilgimi çekiyordu hem de inanılmaz bir çalışma temposu. Sabah işte güneşin doğuşunu yakalayabilmek için sabahın köründe kalkabilmek, en kötü otellerde kalabilmek ki Suha abim çok titiz bir insandır. Bu kadar temizlik kurallarına önem veren bir insanın öylesi pis ve insan oturmaya bile iğrendiği bir yerde kafasını vurup yatmasına ben hayretle seyretmiştim. Tabii çekimde büyük zorluklarla karşılaşıyorduk. Aradığımız mekanları bulmakta zorlukla karşılaşıyorduk. Birçok yerin yolu kaybolmuştu, bulunamıyordu. Örneğin Fasıllardaki bir dev heykeli, Hititlerden kalma bir dev heykeli bulmak için saatlerce dolaştığım oralarda, o yörede hatırlıyorum. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekmişti. Ben soruyorum, muhtara gidiyoruz, bir köyün muhtarına veya bir grup köylüyle karşılaşıyoruz. Bir adres soruyorum, bir şey yardım istiyorum. Onlar benimle konuşmuyorlar da soruyup soran ben olduğum halde Murat'a dönüp Murat'a anlatıyorlardı. Allah Allah. Niye dedim bunu yapıyorlar böyle? Başladı gülmeye. Dedi ki senin dedi bıyığın yok dedi.
bıyığı olmayan adamı erkek yerine, adam yerine koymaz dedi Anadolu köylüsü. Onun da post bıyıkları vardı böyle. Ha dedim onun üzerine. Demek ki Roma'da Romalılar gibi olmak gerek. Ve ben de o filmden sonra bıyık bırakmaya karar verdim ve bıyık bıraktım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda 1974 yılının Ağustos ayında resmen göreve başladım. Suha Hoca'nın önce rüzgarı geldi okula. Kuvvetli bir rüzgardı. Okula yepyeni bir hoca geldi ve belgesel yönetmeni, televizyon programları yapıyor, belgeseller çekiyor ve okulda pratik çalışmalar da yapacak diye. Bir grup arkadaşla birlikte biz daha ilk dersten itibaren Suha Hoca'ya bir yapıştık. Yapışış, o yapışış. Çok dünyaca ünlü filmlerin senaryolarından söz ediyordu. Bu filmler bize daha sonra düşünce konusunda, bir filmin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda ciddi ve önemli ipuçları içeriyordu. Amerika'dan bir takım yeniliklerle, yeni fikirlerle, yeni düşüncelerle dönmüştü ve Türkiye'ye dönüşün heyecanını yaşıyordu. O belki tarihsel, arkeolojik, o belgesellerin kökeninde bu heyecan yatıyordu. Anadolu'yu bir filmci gözüyle keşfetme heyecanıyla dönmüştü. Bizler de çok büyük heyecan yaşadık. Çünkü daha öncesinde hem o günün teknolojisi itibariyle hem de o günün imkanları diyeyim çok fazla mesleki öğrenim olanağı tanımıyordu. Örneğin biz ilk kamerayı tahtaya çizilen, tebeşirle çizilen dört köşe bir kutu ve önüne çizilmiş bir üçgen biçiminde objektifle tanıdık. Bir tane karagöz perdesi gibi bir sinema perdemiz vardı. Bir tane de sürekli bozulan bir sinema makinamız vardı. Oraya da girip bir şey yapmak da mümkün değildi. Çeşitli izinlere tabiydi, bilmem neye tabiydi falan böyle. Bunaltıcı bir şeyler vardı. Suar'ın çok devrimci bir kişiliğe sahip. Geldi Lang diye kamerayı sınıfın ortasına koydu ve bu iş böyle olur arkadaşlar dedi. Büyük bir heyecan dalgası sardı öğrencileri. Ve zil çaldığında herkes gelip başına geçiyor. Zoom yapıyorlar, ileri geri vizörden bakıyorlar. Sağa sola çevrilme hareketleri, panlar yapıyorlar, tiltler yapıyorlar. Kısacası heyecan halindeydiler. Sırayla dedim herkes geçsin. Ve öbür sınıflardan da doluşanlar oldu. Tam bir heyecanlı, mutlu bir gün yaşandı o gün, hiç unutmam. Suha Arı'nın belgesellerinin dışında bir de haber belgeselleri dönemi vardır ki o pek hatırlanmaz. O zaman TRT kurumuna dışarıdan kendisinden haber belgeselleri yapması istendiğinde zannediyorum 4-5 tane bir haber belgeseli yaptı. O günkü TRT'yi yöneten, haber merkezini yöneten kadroların en azından bazıları dışarıdan iki öğretim üyesinin TRT'ye haber programı yapmasına karşıydılar. Bu nedenle de Suha Arı'na ve Güner Sarıoğlu'na karşı ciddi bir tepki vardı içeriden. Ekip olarak da bizim gibi acemileri verdiler. Yani bu görünmeyen bir sabotaj olarak ifade edilebilir. TRT'den kamera alamazdık. Yani kamera yok denirdi, iş var denirdi falan. O noktada Suha Arı'nın dışarıdan kamera bulduğunu hatırlıyorum. Ama bu zorlanmalar karşısında da yılmadığını ifade edebilirim Suha Arı'nın. 1975'te TRT'ye yaptığı haber belgeselleri içerisinde en çok ses getiren çalışması Bir Yuva Dağılıyor adını taşır. Bizi, bütün sınıfı bir çekime götürdü. Oldukça heyecanlı bir çalışmaydı. Çünkü Atatürk Keçiören'deki Atatürk Çocuk Yuvası'nın bakıma muhtaç çocukları Türkiye'nin değişik yerlerine dağıtılıyordu. Buna karşılık da boşalan o yuvaya bir kreş açılması söz konusuydu. Devlet için çalışanların yani memurların çocuklarının hizmet ya da servis alacağı. 23 Nisan'da program yayınlandı. Program yayınlandığı zaman yer yerinden oynadı. Televizyonun yeni yaygınlaşmaya başladığı bir dönemdi. Hemen ertesi gün programın yayınlanışının ertesi günü Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı bir yalanlama üzerine kurulu basın toplantısı yaptı. İşte bu filmde, belgeselde söylenenlerin yalan olduğunu iddia etti. O noktada işte Keçiören'de çalışanlarla birlikte
bizim daha önce saptadığımız çocukların kaçırılışı ile ilgili görüntüler yayına girdi. Ve çok iyi hatırlıyorum. Keçiören Çocuk Yurdu'nun hem statüsü değişmedi, gene çocuk yurdu olarak kaldı. Kimsesiz çocuklara ait yurt olarak kaldı. Hem de Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı görevinden alındı yalan söylediği için. Bu çalışmalar, yani bu haber belgeseli çalışmaları daha sonraki yıllarda TRT Genel Müdürü İsmail Cem'in görevden alınmasında gerekçe olarak gösterildiğini hatırlıyorum. Bu arada ikinci filmine hazırlanıyordu. Yani biz üçüncü sınıfı okurken, yaz aylarına yaklaşırken hocam en başarılı iki kişiyi yanıma alacağım dedi. Gelmek isterseniz, yani gelmek isteyenlerden elbette. Biz çok heyecanlandık. Fotoğraf çekiyorum dedim. Çektiğim fotoğraflardan bir küçük bir demet yapıp getirdim. Bir iki küçük sohbet ettik o konuda ve onun üzerine tamam dedi. Sen bir tanesi oldun dedi. Bir kişiye düştü. Biz bu sefer Kemal'le birbirimize düştük. Çok da iyi arkadaşız. En sonunda dedik ki bizim böyle bir yarış içinde olmamıza gerek yok. Gidelim hocayla konuşalım. Ve üç kişi alın diyelim. Gittik hocaya, Suha Bey'e dedik ki hocam, yani siz iki kişi deklar ettiniz ama biz üç kişiyiz. Ne yapacağız? Güldü hocam ve üçünüz de gelin dedi. Hakikaten o sene üçümüz yaz aylarında Midas'ın Dünyası filminde Suha Bey'le çalışmaya başladık. Çok keyifli bir çalışmaydı. Yani inanılmaz derecede, çünkü hem filmciliğe başlamanın heyecanını yaşıyorduk, hem de Anadolu arkeolojisini, Anadolu tarihini keşfediyorsunuz. İlk öğrencileri artık evimizin bir ferdi olmuştu. Aşağı yukarı günün büyük bir kısmını kendileriyle birlikte geçirmeye başladık. Onlarla çekimlere gidiyordu. Onlar da her şeye çok dikkatle ve çok büyük bir şeyle, şevkle sarılaraktan şey yapıyorlardı. Benim çok hoşuma gitmişti o zaman onun öğrencileriyle olan bu ilişkisi. Kameramanımızla diyeyim bir ufak sorun yaşadık. Bazı iş problemleri nedeniyle çekimin diyebilirim ki üçte biri ya da yarısı ya tamamlanmış ya tamamlanmamıştı ki İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Ne yapacağız? Kameraman gitti. Ondan sonra Suha Bey bir formül buldu. Ama çok heyecan verici bir formüldü. Dedi ki biz yaparız, biz çekeriz. Ve ben çekiyorum filmi. Kamera o tabanı düz sandalın üzerinde. Üç ayağın üzerinde. Kameraya sanki kolla müdahale edeceğim, çevrileceğim, bir şey yapacağım gibi. Her şey hazır, nefesimi tuttum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Muhtemelen bir pan yapacağım veya bir hareket yapacağım. Kamera çalıştı, carrr diye. Stop dedi hocam. Kemal kapadı ve kafasını kaldırdığında, yani bakaştan ayrıldığında, ben bir insanın bu kadar sararıp veya yeşerebileceğine mümkün değil yani inanmak. Nasıl böyle sapsarı, sarı yeşil arası bir şey heyecandan? Dedim ya bu kadar heyecanlanmadı bakalım. Ölüm yok ya bu işin sonunda. Ölüm varmış gibi heyecanlanmıştı. Ve bu da benim çok hoşuma gitmişti. Şu meslek aşkının şeyine bakın, derecesine bakın. Şu sorumluluğa bakın. Ufak tefek hataları oldu. Bazı planları kullanamadım sonra ama değerdi. Onlarla bu işi götürdüm. Başarabileceğime inanıyordum. Nitekim başardım da. Suha Bey'den sadece film çekimini, filmin kurgusunu, filmin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda bilgiler almak dışında çok tamamlayıcı bir ögesini de öğrendik. Filmin sunumu. Biz bu bilimsel filmleri izleyiciyle buluştururken bir halkla ilişkiler şirketi gibi kamuoyundaki önemli isimlerin hepsini tek tek tespit edip adreslerini oluşturup galalarla filmleri bu önemli insanlara sunuyorduk. Belgeselin oluşumunun her aşamasında yaşadığımız heyecanın en büyüğünü gala gecesi yaşadık. O müthiş bir andı, alkışlar koptu. Çok büyük bir keyif, çok büyük bir nasıl diyeyim, duygusal böyle bir final. Ve yani böylesi bir final bir anlamda artık mesleğinizi tamamen gönlünüze yerleştirmenizi sağlıyor. Yani dolayısıyla Suha Bey o galayla birlikte bizi filmci yapmış oldu. Bu film
gerçekten büyük ilgi gördü. Ve Türkiye Turizm Otomobil Kurumu, Anadolu Uygarlıklarından İzler dizisinin devamı olarak bana Urartuları hazırlamamı söyledi. Ve Urartu'nun iki mevsimi gerçekten iki mevsim koşullarında çekildi. Hem Urartu'nun kışını yaşadık, hem Urartu'nun ilkbaharını, yazını yaşadık. Tabii ki çok zorlu bir çekim çalışmasıydı. Diyeyim ki mesela kışın gittiğimizde telefon direklerinin üstüne kadar kar vardı. İşte uçakla gittik, tipi başladı, uçakla dönemedik. Zordu ama çok güzeldi gerçekten. Urartu'nun iki mevsimini çekerken gayet iyi hatırlıyorum. O kadar çok araştırma yapmıştık ki bu konuda yazılmış bütün eserleri okuduk. Dolayısıyla çekim yapacağımız yere gittiğimizde her türlü bilgiyle donanmış olurduk. İlginç bir örnek, Urartu'nun iki mevsimini çekerken Gürcü bir yazar vardı, Melik İşvili. Önemli bir Urartu uzmanıydı o dönemde. Melik İşvili'nin yazılmamış kitabını getirtmiştik. Kaya mezarlarının duvarlarına çizilmiş olan yazıtları, daha henüz o konuda araştırma yapan ya da o dili çözen uzmanın kendi el yazısıyla yurt dışından getirtip onları bir spikerle okutmuş olması bence olağanüstü bir güncellik başarısıydı aynı zamanda ve bilimsellik adına da en son bilimsel verileri kullanmanın getirdiği büyük bir hoşluktu. Tanrı Haldin'in yüceliğine sığınan Menua'nın oğlu Argişti diyor ki, Argişti Hinili'yi kurdum, bu kente nehirden bir kanal açtırdım. ...1976 yılının 17 Mayıs'ında açık kalp ameliyatı geçirdim. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde. Ve Ağustos ayında ekibimle beraber Urartu'nun ikinci mevsimini, yani yazını çekmek üzere Doğu Anadolu'ya gittik. Hakkari'de, Trişin Yaylası'nda bir vadide tarih öncesi dönemden kalma kaya resimlerinin bulunduğunu öğrenmiştim. Bu kaya resimlerini mutlaka çekmemiz gerekir dedim. İki mihmandar bulduk. Minibüsle beraber yola çıktık. Fakat yolda minibüsün motorunu tutan kulaklar koptu, motor düştü ve kaldık. Süha Bey, işte bizim nesli, kameraman arkadaşımız falan, onlar atla mali rehberlerin eşliğinde yaylanın yukarı kısımlarına doğru hareket ettiler. Bir de bir oba geçmiştik, bir Kürt obası. Haber saldık, geldiler, affedersiniz ineklerle falan bizim minibüsü çektiler, obaya ulaştık. Ve o atlarla Alan aşiretinin bulunduğu Trişin Yaylası'na çıktık. Aşiret reisi bizi saygıyla, sevgiyle karşıladı. Dedi ki, siz dedi petrol arıyorsunuz galiba dedi. Bu dedi cihazlar dedi petrol arama cihazları dedi. Kamerayı falan gördü. Yok dedim, vallahi bu bir belgesel. Televizyonlarda gösterilecek. Burada da işte bu kaya resimlerini çekmeye geldik. İşte en fazla 30-40 saniye gösterilecek. Pek ihtimal veremedi ama peki dedi. Fakat biz oraya vardığımızda gün batmak üzereydi. Dediler ki yarın ancak çekersiniz. Biz sizi burada misafir edeceğiz dediler. Neyse uzatmayalım. Ertesi gün biz hemen o şeyleri çektik. Kaya resimlerini. Teşekkür ettik, veda ettik ve aşağı doğru indik. Kayalar üzerine işlenmiş stilize hayvan figürleri, tarih öncesi çağın yaşamı ve sanatı hakkında fikir veren birer belgedir günümüz insanı için. Urartulardan önce de bu topraklarda insan-hayvan ilişkilerinin binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu kanıtlayan gerçek bir belge. İşte kimimiz minibüste yaşıyoruz, kimimiz mesela Suha Beyler, görüntü yönetmenimiz Ümit Gülsoy falan çadırda kalmayı yeğlediler ama çadırın hemen yanında bir kuş yuvası gibi bir şey var, içinde yumurta var. Diyorum ki bu kuş niye gelip buraya yumurtlasın? Kuş yumurtası değil ki diyorlar, yılan yumurtası. Yani hakikaten neredeyse radyo teyp ve tüp gaz olmasa o insanların yaşamında 3000 sene öncesinin aynısını yaşıyorlar. Özgün müziğini Nevit Kodallı yapmıştır onun. En çok beğendiğim müziklerden biridir o. Ankara Radyosu'ndan bir mey çalan üstad getirmişti. Bir Doğu Anadolu havası çaldırttı ve orkestrayı meyin ezgisine göre yönetmeye başladı Nevit Kodallı. Ve ben hayret ettim, dondum kaldım. Onu da unutamam. Urartu'nun iki mevsimi Midas'ın dünyasından daha büyük sükse yaptı. Sedat Simavi büyük ödülü kazandı haberleşme alanında. Ondan sonra Safranbolu'da Zaman
filmini 1976 yılında çektim. Safranbolu'yu sonbaharın pastel renkleriyle ve sararmış yapraklarıyla çekeyim istedim. Sisler, bulutlar, yağmurdan sonra dingin pastel renkler çok şey kattı bu ağıta. Bütün filmlerimde dikkat edilmiştir. Ben bir ana tema üzerine oturturum kavramı. Önce omurgasını kurarım. Tıpkı bir tekneyi inşa eder gibi. İşte Safranbolu'da Zaman filminde de zaman kavramı üzerine oturtmuştum Safranbolu'yu. Zamanın eziciliğine, yok ediciliğine, bir salgın hastalık gibi yozlaşmanın zaman içinde nasıl Safranbolu'yu kemirdiğini yansıtmaya çalıştım. Ve de yok olan bir Safranbolu için bir tür ağıt yaktım. Suha Arın, Türk belgesel filmciliğine romanı ve şiiri sokmuş olan insandır. Daha doğrusu belgesel filmciliği şiirleştirmiş ve romansallaştırmış olan bir sanatçıdır. Bir çeşmenin ağzından düşen damlalar gibi durmadan aktı zaman. Tabii Suha Arın belgesellerinin gerek görsel dizaynında, gerekse onu destekleyen müzik ve ses gibi unsurlarda bir şiirsellik arayışı var. Bu iki nedenden var bence. Bir tanesi kendi sanatçı kişiliğinden kaynaklanan bir yanı olabilir. Ama bir diğer yanı da bence ele aldığı objelerin bunu dayatmasıyla ilgili. Yani ülkemizde genel olarak üretilen şeyler biliyorsunuz kültür ve tarih belgeselleri diyebileceğimiz belgeseller. Şimdi Yeşilçam'ın deyimiyle de taş toprak filmleri yaptı Suha Arın uzun süre. Suha Arın ne yaptı? Suha Arın bence belgesele işte bir sehpa üzerinde duran kameranın dışında ek olanakları getirdi. Yani ilk defa Türkiye'de belgesellerde baylar kullanıldı. Safranbolu'da Zaman film şöyle söyleyebilirim, dünya görüşünü çok etkilemiştir. Nelerin korunması, nelerin kavgası yapılması gerektiği konusunda bana öncü bir çalışma, öncü bir fikir vermiştir. Şimdi Safranbolu'nun çekimi sırasında İnsanlar evin içinde kameranın karşısına geçmek istemiyorlardı. Her ne kadar belgesel bir film çektiğimizi söylesek de halk kaçıyordu. Aman 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 bizi çekme, aman oğlum Yeşilçam, Yeşilçam istemeyiz biz. Ya Yeşilçam'la alakası yok bunun. Bu sinema filmi değil diyorsam da mümkün değil. Hele kadınlar öcü görmüş gibi kaçıyorlardı. Örneğin haremle selamlık arasındaki bir dönme dolap. Mutfakta yemekler konuyor. Evin hanımı çeviriyor dönme dolabı. Yemekler haremden selamlık bölümüne geçiyor. Selamlıkta alıyorlar, yiyorlar. Öyle bir dönme dolabı çekeceğim. Bir kız zorla elini çekmeme izin verdi. Elini bile zor çektirdi. Tabii benim için çok büyük sorun oldu o. Boş evler çekmek. O zaman ben de işte simgelerden yararlanayım dedim. Evin içinde dolaşan bir kedi. Salonun girişinde sıra sıra dizilmiş terlikler vesaire. Buna benzer bir takım simgeleri kullanarak o evlerde hayat olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir de onun müziğini Kutlu Payaslı yapmıştır. Koral bir müzik seçtirdim ona özellikle. Hiç olmazsa ses kuşağında insan sesleri olsun istedim. Bir de hep yaşlıları kullandım orada. Çünkü onlar temsil ettikleri zanaatın son temsilcileriydi. Safranbolu'da temsil ettiği geleneksel mimarinin son temsilcisiydi bana göre. Ve ustalar bizden sonra çırak yok artık, çırak gelmez derken Safranbolu evleri de sanki bizden sonra artık geleneksel ev yok, beton evler onun yerini alıyor demek istiyorlardı. Zannediyorum bunu orada kotardık, başardık. Evvela ben meftun oldum. Yani yeni teknoloji kullandı, onu da söyleyeyim. O zaman böyle yürüyen raylar falan yok. Bir açıdan çekiliyor Suha, kapılar açtı, içeriye girdi, efendim sular çağlıyor. İnsanlar hayret içerisinde kaldı. Bu nedir bu diye. Ben evvela meftun olunca kalktım Ankara'ya gittim. İsmail Cem, o zamanki genel müdür. Bunlara şu teklifi getirdim. Dedim ki bir genç ve yetenekli sanatçı karşısındaysan Suha'yı da yanımda aldım götürdüm işte bu çocuk. Şimdi buna biz kurum olarak şans verdik ama siz de görsel sanatın teknolojisini elinde tutan idare olarak sizin de şans vermeniz. Tarih karşısında göreviniz yani bir yerde borcunuz. Bu çocuğu şey edelim, önünü açalım. Biz filmleri yapalım, siz televizyonda gösterin. Biz de tabii sonuna adımızı yazacağız. Orada biraz şey çıktı, tereddüt çıktı. Burada
tarihsel bir olaydır. TRT o zaman tek kanal. Bir yerde dezavantaj ama bir yerde avantaj. 80 tane kanalın içinde kaybolmuyor Soğan'ın filmleri. O akşam bütün Türkiye onu seyrediyor. İyi bir saatte de yayınlanınca korkunç bir tepki oluştu Türkiye'de. Eski kentlere, eski eserlere karşı ve diğer yayın organlarıyla da desteklenince Safranbolu işte tarihi sit ilan edildi. Ondan sonra bir takım önlemler alındı. Orası için kaynaklar bulundu ve Safranbolu kurtarıldı. Bugün de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde biliyorsunuz. Ve Safranbolu'nun kurtarılmasında yaptığım Safranbolu'da Zaman filminin tuzunun da bulunması tabii bana onur veriyor. Yani Safranbolu'yu ele alalım. İşte vadide çukurda bir kasaba. Bunun evini, otunu, deresini göstermek yerine Suha bütün tarihteki şiiriyetini verince bu evvela şaşkınlık, sonra hayranlık uyandırdı. Bunlardan birisi de o zamanın Sayın Başbakanı Necevit. Adam şair, bir sanat ve kültür adamı değil mi? Görünce büyülenmiş. Bizi aradı. Dedi ki ben sık sık yurt dışına devlet ziyaretlerine gidiyorum. 77-78 yılları gelmişti. Türkiye'den işte o söylemedi ama benim anladığım lokum işleme falan götüreceğim ama bunu götüreyim. Gittiğim devlet ziyaretinde bulunduğum devlet adamlarına. Bu film çok etkileyiciydi. Tarihsel çevrenin korunması zorunluluğundan habersiz çevreleri de harekete geçirdi. Kimdi bunlar? Örneğin bizlerin, Safranbolu'daki sade yurttaşı. Hani bir laf vardır, olmahiler derya işledir, deryayı bilmezler. Biz bu deryada, bu deryanın önemini bilmiyorduk. Hem bize, hem geniş bir kamuoyuna bu korumanın önemi anlatıldı. Ve böylece Safranbolu daha sonraki yıllarda başka tarihsel kentlerimizin korunmasına da örnek keşfeden bir kent oldu. Safranbolu'da Zaman filminin bu başarısından sonra TRT benden bir film yapmamı istedi. Daha doğrusu 4 tane senaryo yolladı bana. Bunlar imgesel tür veya kurmaca tür dediğimiz filmler olacaktı. Yani oyunculu dramatize ve bu film senaryolarını Orhan Asena yazmıştı. Ünlü tiyatro oyunu yazarı. Ve ben TRT adına bunu çekmeyi kabul ettim. Ve uzun metraj Yörük Elif'i 1978 yılında çektik. O film de çok hoş bir çalışma oldu. Bence başarılı bir sinema olarak ortaya çıktı. Fakat TRT'de yayınlanmadı, yasaklandı. İnanılmaz nedenlerle yasaklandı. Yani çok masum bir filmdi Yörük Elif. Bugün seyretsek herhalde hepimiz bunun neden yasaklandığını anlamakta zorlanırız. Hocamızın yönetiminde bence çok güzel bir televizyon filmi çıktı ortaya. Ama o televizyon filminin şanssızlığı 12 Eylül olayının hemen peşinden patlak vermesi oldu. Türkiye için tabii ki güç bir dönem yaşandı. Aslında o kadar da önemsenecek bir şey değil. Bir olay dolayısıyla obada yaşayan Yörükler jandarmayla bir çelişki ve çekişme içine giriyorlardı senaryoda. Çok önemli değildi ama onu o döneminki sansür anlayışı içinde sakıncı olarak gördüler. Bir film aynı Yorgun Savaşçı filminin akıbetine uğradı. Ortadan kayboluverdi TRT yapımı. 1977 yılının yaz aylarında obaları araştırmaya başladım. Yörük obalarını, Toroslar'da. Sonuçta bunları ararken tahtacılarla karşılaştım. Çoluk çocuk hep birlikte orman yönetimi idaresi için ağaç kesiyorlar. Pamukları işte pamuk haline getiriyorlar bunları. Ve de bir merkeze taşıyorlar, naklediyorlar. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Çok etkilendim. Orada küçük bir kız çocuğunu bulduk. Tahtacı Fatma, işte filmin de ismi oradan kaynaklanıyor. Tahtacı Fatma ile çok uzun röportajlar yaptık. Benim adım Fatma Şimşek. İlkokulu bitirdim. 12 yaşındayım. Babam tahtacılık yapıyor. Ve o tahtacı Fatma'nın bakış açısından, o dünyayı algılayışından, oradaki orman emekçilerinin, işte babasının, akrabasının ya da komşusunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini hep Fatma anlattı bize.
ve tamamen onun söyleşileri üzerinden bir kurguyla gelişti. Elbette oradaki tahtacı işçiler de konuştular, emekçiler de konuştular, artı işte komşular da konuştular. Böyle bir tamamen dış anlatıma kapalı ama kendi iç dünyalarını anlattıkları bir film çıktı ortaya. Bu hakikaten çok ilginç bir denemeydi. Ölümü öde, al gel bakalım. Şu bir olan evlosun, hiç tanımayacağım. Kendim bir yerden anıya atacağım ya boğunacağım. Allah Allah olsa beni. Tecellem mi dur, yerim mi dur, ona küsüyorum işte. Suhar Naşaklar Türkiye'de en çok yasaklanan sinemacı, ürünleri en azından yasaklanan ya da gösterilmeyen sinemacılardan da biridir. Bunun gibi mesela Fırat Göl Olurken diye Ziraat Bankası'na çektiğimiz 10 bölümlük bir dizi var. GAP projesini ne getirip ne götüreceği üzerine kurulmuş bir çalışmaydı. Karakaya Barajı daha yapılma aşamasında, Atatürk Barajı yapılma aşamasında insanlar evlerini, barklarını yeni terk ediyorlar ve kurtarma kazıları devam ediyor. Ve benim ilk yönetmenlik çalışmam, Suhar'ınla beraber imza attık biz bu şeye, diziye. Bu film yayınlanmadı maalesef TRT'de. Filmin ismi Fırat Göl Olurken. Ben 15 gün önce yöreye yaptığım bir çalışmada uçakla Fırat üzerinden uçtum ve Fırat Göl olmuştu. Şu anda Fırat Nehri diye bir şey yok, Fırat Göl. Hocamız 1985'te sadece Keban Barajı'nın olduğu bir dönemde bu ismi koymuştu. Bu bence belgesel yaklaşımı açısından çok önemliydi. Çok uzağa gören bir kişiydi. Likya'nın Sönmeyen Ateşi diye yine bu Anadolu Uygarlıkları dizisinden Likya uygarlığını tanıtan bir çalışması vardı. Bu çalışma TRT'ye yayınlanmak üzere gönderildiğinde daha seyredilmeden reddedilmiş. Gerekçe olarak da böyle seks filmi biz yayınlamayız burada demişler. Özellikle Suhar'ın belgeseli seyredilebilir kılması açısından çok önemli bir yeri var. Belgesel kavramı çok uzun yıllar tabiat belgeselleri olarak algılanırken birdenbire yaşadığımız çevrenin, hayatın da belgeseli olabileceğini göstermesi açısından çok önemliydi. Özellikle Eski Evliler, Eski Ustalar dizisinden çektiği Karadeniz, yakaladığı bir görselliği sonuna kadar kullanması, oradaki bir binaya kat çıkmak yerine binanın altına kat ilave eden bir Karadenizli ustayı çok güzel kullanmıştı. Evi iki yanından askıya alıp kaldırdım. Bütün Sürmene halkı başıma toplandı. Hatta kaymakam bile geldi ve bir kişinin burnu kanarsa hesabını sorarım diye beni ikaz etti diyor. Daha sonra Kula'da Üç Gün filmini çektik. Öğrencilerle yapılan bir çalışmaydı bu. Hiçbir profesyonel kişi yoktu ekibimizde. Sadece iki kameraman vardı. Biri bir ekipte, diğeri bir ekipte olmak üzere ama diğer işlerin tümünü, aydınlatma dahil, şaryolar kurulması dahil hepsini öğrenciler yapıyordu. Yani biz yapıyorduk. Belirli bir rotasyon kurmuştu ekip içinde ve iş yaparken aynı zamanda biz eğitimimizi de yapıyorduk. Bu çok önemli bir şeydi. O ana kadar böyle bir şey görmemiştim ve hiçbir sinema okulunda o an için böyle bir şey yoktu. Aslında Kula'da Üç Gün filmi Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan bir senaryo yarışmasında da birinci kalan Suhan'ın öğrencisinin realizasyon olarak gerçekleşti. Bizim senaryomuzda iki öge vardı. Birincisi Kula'da geçen bir düğünü anlatacaktık biz. Çünkü evler hemen hemen her mekanlarıyla, her odalarıyla, avlularıyla ve sokaklar, kuşkusuz Kula kasabası düğünler sırasında tam anlamıyla kullanılabiliyordu. Bu nedenle bir düğünü biz projemize şaft olarak seçtik, taşıyıcı bir öge olarak seçtik ve bir düğünü belgeleyecektik. Aynı zamanda yok olan, kaybolan bir geleneği de belgelemek söz konusuydu. Çünkü düğünler de artık bozuluyordu orada da. Suha Arın dediğiniz zaman inanılmaz bir örgütçü kişiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Müthiş bir organizasyon yeteneği var. Yani insanları gerçekten çok iyi şekilde bir araya getiren, onları birbirine entegre eden ve onların bu entegrasyonu bozulmadan ayakta kalmasını sağlayan örgütçü bir yanı var. Şimdi dönüp baktığınız zaman Suha Arın'ın
unutulmaz filmleri, güzel filmleri gibi filmlerin arkasında bu örgütlü gücü görüyorsunuz. Bir rejisörün ve bir şeyin, prodüktörün yapabileceği en büyük şey bütün ekibi aynı vadide yürütebilmek. Suha Bey o kadar güzel bir vadi açıyor ki bize, o vadinin içerisinde hep beraber yürüyoruz ve o vadide yürümek büyük bir zevk halinde film bitmiş oluyor. O bir arada her şeyi yapma ortamı bir süre sonra aynı dili kullanma ortamına dönüşüyor. Belki Suha Arın ekolü denen şey de o insanların o imecesinde yatıyor zaten. Herkes her işi yapıyor. Dolayısıyla herkes kendi bakışını, yeteneğini, bilgisini, birikimini karşısındakine doğrudan aktarabiliyor. Tabii bu kadar büyük bir kadroyu barındırmak, bakmak, ilgilenmek, işte onlara birer işlev vermek son derece zor. Bütün bunlar aşıldı, film bitti. Kula gerçekten o dönemden başlayarak hızla tahrip edilen bir yerleşim. O güzel doku, geleneksel doku betonarmeye, işte rant çıkarlarına feda edilmiş durumdaydı. Yani biz kulayı çekerken bile çok zorlandık. O kadar yıpranmış bir kula vardı ve o yıpranma çok hızlı devam etti ondan sonra. O filmin finalini de bu yıpranma üzerine kurdu. Yani sadece evler değil, hayatlar da parçalanıyor, hayatlar da yok oluyor. Bu final nedeniyle de bu film yasaklandı. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Kulayı yıkamazsınız diye. TRT bunu kesti. TRT bunu kesti, sonra Samanyolu yayınlamış. Nereden? Kültür Bakanlığı'ndan bulmuş herhalde bunu. Samanyolu da resmi nikah bölümünü kesmiş. TRT hem imam nikah bölümünü kesti, hem de finalde yıkılan kula sekansını kesti. Dava açtı. İkisini de kazandı bildiğim kadarıyla. Başına da böyle garip şeyler geldi yaptıklarını. 1980 senesinden sonra solcu diyerekten birçok kişiler işlerinden oluyorlardı. Suha'ya sıra geldiğini duyduk. Dehşetli üzüntü içinde kaldım. İhtilali yapan 5 generalden Nurettin Ersin Paşa'nın oğlu Suha'nın çok yakın arkadaşıydı Amerika'dan. Suha'nın atılacağını duyunca ben Suha'dan habersiz kalem kağıdı elime aldım, Reha'yı çağırdım. Oğlum dedim, Nurettin Ersin Paşa'ya ben bir mektup yazacağım. Bunu Suha dedim, duymayacak. Niye dedi? Dedim şu kulada 3 gün filmi de bitse de ondan sonra bana yapacaklarını yapsalar deyip duruyor dedim. Peki anne dedi, yazalım dedi. Ben oturdum, bir mektup yazdık ve götürdüm Nurettin Ersin Paşa'ya verilmek üzere teslim ettim. 15 gün müddet istiyorum. Mektubu verdikten 15 gün sonra Suha geldi İstanbul'dan. Suha dedim, senden habersiz ben bir iş yaptım. Nurettin Ersin Paşa'ya bir mektup yazdım. Simsiyah oldu suratı. Sen dedi, ne hakla dedi benim hesabıma mektup yazıyorsun. Mektubu al oku dedim. Ama anne dedi, bu ne cesaret. Ne olur dedim, oğlum ben annenim senin dedim. Mektubu verdim. Mektubu okudukça karşısına oturdum, masada suratını seyrediyorum. İnanır mısınız? O alnındaki morluklar yavaş yavaş sanki bir gölge gibi aşağı akmaya başladı. Bana döndü. Çok güzel yazmışsın anne. Bravo sana dedi. Şaşırdım. O ne hırslı, bu ne memnuniyetti. İşte Suha Arın'da sıra bana da gelecek diye istifayı basıp ayrıldı ve İstanbul'a geldi. İstanbul'da MTV, film, televizyon, video, sanayi ve ticaret, AŞ diye bir şirket kuruldu. Aydın Doğan'la beraber oranın genel müdürü olarak kendisini istihdam ettiler. Daha sonra işte tabii bu İstanbul piyasasında bir belgesel yönetmeni çalıştığı şirkette adamlar yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 20 belgeselde falan Suha Hoca ile beraber asistan olarak çalıştım. Yani Suha Hoca'nın asistan olarak çalıştım, kamera asistan olarak çalıştım, montajcı olarak çalıştım, sesçi, yani aklınıza gelebilecek her tür şeyde, pozisyonda çalıştım. Zevkliydi yani. Ve çok şey öğrendik yani. Bu öğrenmek de aslında Suha Hoca'nın rahat ve serbest bırakmasından gelen bir şeydi. Öğrenme için açık bırakıyordu kapıları. Öğrenebilirsen, öğrenemezsen. Bizim dönemimizde başka insanlar da vardı. Onların hepsi eridi gittiler. Biz uzun yıllar Suha Hoca'yla beraber çalıştık. Her zaman için birinci olan insan da onun için. Ve insanların
her türlü problemlerini filmlerine taşırdı, duygularını filmlerine taşırdı. Dolayısıyla filmleri yaşayan filmlerdir. Hiçbir zaman kuru ya da salt öğretici ya da salt bir takım şeyleri anlatan filmler değil. Yani insan öğesini ve insanlarla ilgili her şeyi filmlerin içinde rahatlıkla bulabilirsiniz. Dünya Durdukça filmi sadece Mimar Sinan'ın mimarlığını ya da mimari yönünü anlatan bir film değildi. Mimar Sinan'ın yaşadığı dönemi de sorgulayan bir filmdi o. O dönemde olanları yani padişahından, sadrazamından, tarihi olaylardan, kültürel geçmişinden hepsini birlikte ele alan ve hepsini birlikte yorumlayan bir filmdi. Salt kuru bir mimari film olmamıştı o film. Dünya durdukça eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bunlara insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım inşallah. Ondan sonra İstanbul'da da üniversitede hocalığa başladı. Mimar Sinan Üniversitesi'nde başladı hocalığa. Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Yani çok sayısız öğrenci yetiştirdi. Ve de zannediyorum Türkiye'deki yönetmenler içerisinde onun en çok iptal edeceği şeylerden birisi de çok sayıda adamı yetiştirmiş olması. Çünkü o bence Suar'ın en büyük eserleridir. Suar'ın o kısacık eğitim dönemine baktığınız zaman, yani işte bizle başladı Türkiye'de, ilk öğrencileriyiz biz. Bizle başladı 74 yılı, 2000 yılı itibariyle baktığınızda Suar'ın arkasında bir 7-8 tane çok ciddi adam var. Onun yetiştirdiği televizyon piyasasında, reklam piyasasında, sinema piyasasında, gazetecilik piyasasında ve çok kısa bir süre bu. 26 yıl içinde bunu başarabilmek her baba yiğidin harcı değil. Bir özelliği var demek. Bir anlamda hoş bir gemiydi o. Başında Suha Arı'nın kaptanlığında. Bizde tayfalar o gemiyi ciddi işte hoş limanlara uğratmaya çabalıyorduk. İlginç ve iz bırakan bir dönemdi kısacası. Sadece biz öğrencilerinin değil, Türkiye'deki birçok belgeselciye de yol açtığı için, belirli bir anlayış kazandırdığı için bütün belgeselcilerin hocası oldu. Bu anlamda çok büyük katkısı olmuştur Türk belgesel sinemasına. Suha Bey kendisini, kendisi yaratmış bir insandır. Onun aldığı Amerika'daki öğrendiği şeyler, şunlar bunlar ona ancak bir zemin olmuştur. O zemin üzerinde kendi binasını kendi yapmış bir insandır. Ve onun için nevi şahsına münhasırdır. Kendi işinin tek adamıdır aşağı yukarı. Türkiye'de Suha Bey'in bence en önemli yönlerinden birisi belgesel filmciliğe bir istikrar kazandırmasıdır. Bir belgesel film geleneği oluşturmak adına Suha Arın ismi çok önemlidir. Suha Arın bir ekoldür kim ne derse desin. Ve onun etrafından yetişen insanların da Suha Arın'ın görgüsünden, bilgisinden, sinematografi anlayışından etkilenmemiş olmaları mümkün değil. Ben kendi adıma konuşayım, ben etkilendim. Türkiye'yi hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımı ya da bir şeyin korunması ya da bir şey konusunda bilinçlendirilmesi adına Suha Bey bir gelenek yarattı gerçekten. Suha Bey her şeyden önce Anadolu'yu çok seven, Anadolu'nun sahip olduğu tarihsel zenginlikleri, yaşanan gündeki zenginlikleri aktarmaya gönlünü hatta yaşamını vermiş bir insan. Bu toplumda Suha Arın gibi insanlar maalesef hak ettikleri yerlere gelemiyorlar maalesef. Yani hem bilmiyorum birçok nedeni var bunun. Yani toplumun etkisi var, siyasal yapının, idari yapının bir sürü şeyin etkisi var. Türkiye'de zaten prensip itibariyle insanlar yeterince değerlendirilmezler. Yeterince değerlendirilmemesi lazım gelenler de çok değerlendirilirler. Sonradan tarih onlara ayıklar. Ama Suha Bey maalesef hani imkanlarının %1'ini bile elde edememiş bir insandır diye benim kanaatimce. Bu toprak çok bereketli bir toprak ama bu cins ağaçlara göre değil. Hani Türkiye'de bugün Suha Arın bir kavram. Filmciliği bir yere getirdi, bir sürü genç yetiştirdi. Bunlar iyi şeyler. Filmleri de Safranbolu'da geçen gün bir
uluslararası seminer oldu. O 25 yıllık kopyayı bulduk, gösterdik. İyi yankı yapıyor ama Suha'nın ve Türkiye'nin potansiyeli oranında değil bu sonuçlar, bu gelişmeler. Yazık, yanlış dönemde geldi, erken geldi. Birçok erken gelen kişi gibi vakitsiz öten horoz kesmeselerde maalesef sesi duyulmuyor en azından. Onun için Tevfik Fikret'in Fuzuli için sanırım söylediği şiirle bitireceğim. Bir nehir gibi cuş etmişsin diyor. Fakat peşinden fakat eyvah ki çorak yerde akıp gitmişsin diye bitiriyor. Fakat eyvah ki Suha Arın da şartlar gereği çorak yerde akıp gitmiş bir büyük sanatçıdır. Günümüzde televizyonun da etkisiyle sinema salonları dolup dolup boşalıyor. Nitelikten çok nicelik önemli oluyor. Ve sinema salonlarını doldurmak için televizyondan yararlanmanın yolunu seçiyor yapımcılar. Bu Batı toplumlarında, çağdaş toplumlarda görülmeyen bir olgu. Şimdi Türkiye'de birçok yozlukların yanı sıra bir de bu tür bir yozluk yaşanıyor. Çünkü önemli olan burada ani parlama. Yani parlamadan kasıt da gişe hasılatı. Televizyon eğer ünlendirmişse bir insanı, o insanı kullanarak gişe hasılatı yapma, elde etme. Yoksa sinemaymış, sanatmış, sanatsal kaygıymış. Bunlar komik şeyler onlar için. Aslı olan gişe hasılatı. Onda da başarılılar. Birçok ürün büyük olaylar yaratıyor. Televizyonda fırtınalar koparılıyor. Özellikle de gençler akın akın bu filmlere gidiyorlar. Dünyanın parasını verip filmi izliyorlar. Beğenmedik de diyorlar, beğendik de diyorlar bazıları ama gidiyorlar. Önemli olan da onları oraya getirtmek. Sinema salonuna sokmak. Oysa yıllar sonra gişe hasılatının önemli olmayıp içeriğin, özün, biçimin, estetik kaygıların, teknik özelliklerin ve de kişisel tepkilerin daha önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar. Ama yılların geçmesi gerekir bu gerçeğin ortaya çıkması için. Şimdi o yüzden çok başarılı sinema yönetmenlerimiz var derken başarının evrensel olup olmadığına bakmak gerekir. Sinema eğer evrensel bir sanatsa, ki öyledir, Türkiye'de başarılı olan bir insanın Avrupa'da da, Amerika'da da, bütün dünyada da başarılı olması gerekir.